Şimdi Deva Partisi 1,5 yıldır hazırlıklarını tamamlamış, teşkilatlanmasını %70 oranında tamamlamış, örgütünü kurmuş bir parti olarak. Yeterince tanınıp biliniyor musunuz? Bunu niye soruyorum? Kırsal alanda falan gezerken, daha doğrusu taşrada gezerken, kırsal alan demeyeyim ama taşrada gezerken sanki Ali Babacan'ı biliyorlar insanlar ama Deva Partisi'ni bilmiyorlar. Doğru. Hatta Ali Babacan'ın Deva Partisi'nin genel başkanı olduğundan da haberleri yok. Bazıları hatta Ali Babacan'ı hala AK Parti'de veya AK Parti arada mı siyaset yapmıyor diye bilen de var gibi geliyor bana. Doğru. Bu algım doğru mu yanlış mı? O doğru. Yani bizim tahminimiz şöyle kabaca. Tabii çok saatli de anket yapılmıyor pandemiden bu yana Türkiye'de. Ama bizim sahadan izlenimimiz kabaca vatandaşlarımızın, oy verecek vatandaşlarımızın 1/3'ü henüz Deva Partisi'nden habersiz. Geri kalan 2/3'ü Deva Partisi gibi diye bir partiyi duymuşlar. Ama bunların da içinde bir kısmı Deva Partisi'nin kurucuları kim, genel başkanı kim bu konuda habersizler. Yani bizim çok kabaca şöyle Türkiye geneline baktığımızda herhalde seçmenlerin ancak %50'si Deva Partisi kuruldu ve Deva Partisi'nin kuran Ali Babacan ve arkadaşları diye bu bilgiye sahip olan seçmenin ancak yarısı. Ama böyle olduğu halde çok şükür bizim Türkiye genelinde illere, ilçelere gittiğimizde şöyle bir çarşı pazar dolaştığımızda yani çok şükür ilgi alaka çok çok iyi. Yani biz işte cumartesi günü kağıthanedeydik. Yani kağıthanenin şöyle bir caddelerinde, sokaklarında dolaştığımızda yani vatandaşlarımızın ilgisi, sevgi gösterisi. Kaç kere otobüsümüzü durdurdular yani. Hani destek ifadesi. Tabii. Destek ifadesi söylüyorlar. Fotoğraf çektirmek için gençler geliyorlar. Peki mesela bunlar yani hangi eski durdurlar. AK Partililer mi? Kimler? Herkes dediğim herkes gibi. Abi. Yani 100 kişi bize ilgi gösteriyorsa şu anda bunun %30'u AK Parti, eski AK Parti'ye oy verenler. Ama diğerleri de diğer partilere oy verenler. Yani kabaca istatistiğimiz bize yani tanınırlığınız henüz %50 civarında diyorsunuz ama buna rağmen şu anda 2,5 ila 7 arası değişen oranlar çıkıyor anketlerde sizin. Doğru. Bizim de gördüğümüz yayınlanan anketlerde aralık o. Evet. Yani o aralık o. Ama bu anketler yani insanların yarısının farkında olduğu, tanıdığı bir yani o %50'nin içinden o rakam. Yani tanındıkça, partimiz duyuldukça bu rakamlar sürekli artıyor. Zaten hangi kuruluş olursa olsun anketlerin güvenilirliği konusunda tabii ki hiç kimsenin içi rahat değil ama bir trend gösteriyor anketler. Evet, yükselen potansiyel yani olan partilerden biri olarak yani öyle çarpıyorsunuz. O bizim trendimiz. Bir de bizimle ilgili herkesin değerlendirmesi şu. Yani partilerin çoğu böyle hedef kitle ve o hedef kitle üzerinden siyaset yaptığı için kimi tamamen kimlik siyaseti yapıyor, kimi ideoloji siyaseti yapıyor. Ama biz sadece Türkiye'nin yarınları konusunda insanları buluşturuyoruz. Yani Türkiye'nin yarın konusunda aynı hedefi, aynı hayali paylaşan insanlar bizim partimiz çatısı içerisinde ve Türkiye için aynı hayali paylaşan insanlar da bizi destekliyor. Dolayısıyla bu çok geniş bir potansiyeli işaret ediyor aynı zamanda. Yani pek çok parti için bir potansiyel oy destek ifadesi varken Deva Partisi ile ilgili siyaset bilimciler bir potansiyel rakam ifade edemiyorlar. Yani potansiyelin muhtemelen çok çok yukarıda olduğunu söylüyorlar. Ama bizim üzerimize düşen işte daha çok görünmek, daha çok anlatmak. Ama biliyorsunuz medyada sınırlarımız var. Vallahi yani medyada yani şunu söyleyeyim, Habertürk'te hiç kimseye göre sınırmak. Burası evet. Buranın kapısı doğru. Herkese açık. Doğru. Ya da hemen hemen herkese diyeyim, böyle bir ufak bir şey bırakayım. Ne diyeyim? Yazık ki memleketin hali bu. Biz partimizi daha kurmadan ilk yayını sizinle yaptık. Evet, ilk duyuruyu Habertürk'te yaptık. Teke tek programında evet, yaptık yani. Maalesef iki, yani iki seneye geçtik. Bir parti doğru. Dışında herkes ne yazık burada doğru. Buluyor. Keşke o partiyi de burada ağırlayabilsek diye doğru. Zaman zaman düşünmüyor da değilim ama işte Türkiye'nin hali pürmelali bizim hem o görünürlükte bir medya ile ilgili sınırlamamız var. Bir de biliyorsunuz şu anda mecliste olan 5 siyasi partinin tamamı hazineden çok yüksek miktarlarda destek alıyor. Daha önce seçime girmiş partiler, diyelim ki şu anda mecliste hangi partiler var? AK Parti var, değil mi? CHP var, işte İYİ Parti var, MHP var ve HDP var. Bu 5 parti direkt hazineden çok yüklü miktarda doğrudan yardım alıyor. Oysa ki bizim partimiz sadece ve sadece vatandaşlarımızdan gelen bağışlarla dönüyor. Dolayısıyla orada da bir haksız rekabetimiz var. Yani sadece medya görünürlüğü konusunda değil, bir de evet, tabii hani ki. Bu işin hani görünürlüğü biraz da işte reklam bütçesiyle oluyor, billboardlarla. Var mı para yani, sıkıntınız? Ya şöyle bugüne kadar çok şükür bir sıkıntımız çünkü olmadı. Bir şey yapmadı seçimlerde. Yani bugüne kadar arzu ettiğimiz, istediğimiz ne varsa yapabildik ama şimdi biliyorsunuz seçim yılı geldiğinde siyasi partiler olan hazine desteği 3'e katlıyor kanun gereği. Şimdi öyle olunca biz de seçim artık Ocak'tan itibaren yokuş aşağı seçime doğru gidecek ülke. Öyle yani mi seçim, görüyorsunuz? Öyle yani. Tabii yokuş aşağı gidecek de nerede bitecek onu biz bilemiyoruz. Bizim elimizde değil. Ama tahminimiz
İhtimaller nedir? Diyelim ki gelecek senenin ilkbaharında pat diye olabilir yani. 2022 mesela, ilkbaharında. 2020, ya da 2022'nin sonbaharında olabilir. Olur. En geç işte 2023'ün Mayıs, Haziran neyse. Yani. O zaten kanunu gereklilik. Evet, yani dolayısıyla nereden baksak işte önümüzde 1,5 sene bir zaman var. Tamam. Ve sayılı gün de çabuk geçiyor. Onun için bizim artık bu Ocak ayıyla itibaren hem faaliyetlerimizi yoğunlaştırmamız gerekiyor, iletişime daha çok ağırlık vermemiz gerekiyor ve birebir vatandaşımıza dokunarak iletişim içinde artık büyük bir altyapımız oluştu. Yani İstanbul'un 39 ilçesinden 35'inde ilçe başkanı olmak demek nüfusun neredeyse biz yani o 4 ilçenin nüfus fazla değil biliyorsun. Çok fazla değil. Çok fazla değil. Diyor. Yani İstanbul nüfusunun %95'ine birebir dokunacak bir teşkilat altyapısını kurmuş oluyoruz. Dolayısıyla biliyorsunuz tanıtımda şu vardır. Yani malı rafa koymadan reklam yapmazsınız. Çünkü vatandaş reklamı görür. Gider rafa mal yok, reklam paranız araya gider. Ama biz artık teşkilat olarak Türkiye genelinde hazır olunca diyelim ki broşür mü bastırdık? Bir söylemimiz var. Bunun yayılması mı gerekiyor? Biz düğmeye bastığımızda bugün sadece bizim yönetim kurulu üyesi olan 12 bin arkadaşımız var. İllerde ve ilçelerde sadece yönetim kurulu üyesi var. Partimizin tabii mesela il yönetim kurulları var, ilçe yönetim kurulları var. Bunların asıl ve yedek üyeleri var. 12 bin garanti yani. Bunları topladığımızda sadece yönetim kurulu üyesi olan 12 bin arkadaşımız var. Dolayısıyla bunların da temas noktası tabii şu var, üyelik konusunda vatandaşlarımız çok korkuyor, çok çekiniyor. Onun için biz bir gönüllülük sistemi kurduk. Ya çok istiyorum diyor, çalışmak istiyorum, katkı vermek istiyorum ama diyor, çocuğum diyor, yarın diyor mülakata gelecek bir sene sonra diyor. Baban o partili bu partili olmasın. Yani benim üyelik kaydım çıkarsa diyor, benim çocuğumu yarın mülakata elerler diyor. Bu çok yaygın bir his Türkiye'de. Dolayısıyla resmi üye olmadan bizim gönüllümüz olarak bizimle beraber çalışan çok geniş zaten belki başka yani. Bir parti üye olarak gönlünüzü... O da var. Çünkü şöyle özellikle İktidar Partisi'nden, AK Parti'den üyelikten çıkıldığı anda hemen telefonlar geliyor insanlara. Ki bizim ilçe başkanlarımız yaşadı bunları yani. İlçe başkanlar. Şimdi ilçe başkanımız ayrılmış şey üzerinden, E-Devlet üzerinden, AK Parti üyeliğinden. Telefon geliyor, siz galiba yanlış bir iş yaptınız. Emin misiniz? Biz bu yanlışı sizin için düzeltiyoruz. Sizi tekrar üye olarak kaydediyoruz. Çünkü siyasi partilerin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının veri tabanına direkt üye kaydetme hakkı var. Evet. Ama vatandaş başvurmadan böyle bir şey yaparlarsa o zaman bu bir suç yani. Suç oluyor. Bizim kaç tane ilçe başkanımız zor kurtuldu AK Parti üyeliğinden yani. Şey gibi, E-Devlet, E-Devlet'le ayrılıyorlar. İki gün sonra bakıyorlar gene üyelik kaydı çıkıyor. Niye o arada tekrar üye yazmışlar? Yani zor böyle kurtulup da bizim üyemiz olup da ilçe başkanı falan oldu arkadaşlar. İstanbul gibi bir büyük ilde 39 ilçenin galiba 4'ünde hala ilçe başkanınız yok. Bu bir zafiyet mi? Talep mi yok? Niye yok mesela? 4 ilçe boş. Bunlar da küçük ilçeler değildir işte. Zeytinburnu, Çatalca, Avcılar ve Silivri galiba. Şimdi 4 ilçede... Bir parti artık iktidar adayı ya da işte seçimlerde önemli rol biçilen bir parti haline geliyorsunuz giderek. Niye yok? Ve Anadolu'da başka yerde de yok muhakkak ama İstanbul'da benim gördüğüm. Öyle şöyle bizim şimdi toplam Türkiye'de 973 ilçe var ya. Hı-hı. Bu 973 ilçenin bizim şu anda 670 ilçede ilçe başkanımız var. Daha 300 tane ilçede ilçe başkanları görevlendirmeye devam ediyoruz. Burası İstanbul ama. Şöyle ki biz İstanbul'a en son başladık. Doğru. Çünkü ne yaptık? Küçük illerden başladık. Küçük ilçelerden başladık. Bir an önce şu 41 ili o eşiği geçip seçimlere girme hakkını elde etmeye çalışıyorduk. Dolayısıyla küçük iller, küçük illerinde küçük ilçelerden başladık. Ve rekor bir sürede, yani partimiz Mart ayında kuruldu. Geçen daha sene. Daha bir yıl olmadı. İşte Mart'ta 1,5 yıl oldu kuruladık. Geçen sene Mart'ta kuruldu partimiz. Kasım ayında biz 41 il sınırını geçtik. Aralık'ta büyük kongremizi yaptık ve seçime girme ruhsatımızı cebimize koyduk. Şu anda Türkiye'de 100'den fazla siyasi parti var ama seçime girme hakkı olan sadece 20 kadar. Var, evet. Çünkü diğerlerinin 41 ilde bile teşkilatı yok, öyle diyeyim yani. Bizim şu anda 81 ilin tamamında il başkanlarımız var. Efendim, İstanbul'da neyi bekliyorsunuz? İstanbul'da aslında çok ilgi var. İlçe başkanı olmak tabii. Ha, ben sandım kimse istemiyor da olamıyor. Hayır tam tersine. Yani bizim sadece İstanbul'da yani ben teşkilatlarda görev almak istiyorum. İlçe başkanı olmak istiyorum. Diyen yaklaşık 20 bin tane insan var bize internetten başvuran yani. 20 bin kişi. Geçen gün elenmesi... birisi beni yolda çevirip ben sizin sayenizde Deva Partisi'ne girdim dedi. Niye benim sayem dedim. Sizin ilk programı izlemiş ve internetten başvurmuş ve kurucular kuruluna almışsınız kendisini.
Doğru, doğru. Çok şaşırdım. O, sizin de parti kurulmadan önce bir teke tek yapmıştık. Evet, işte o ilk teke tek. Sanırım Ağustos 2019 olsa gerek. Galiba öyle bir şeydi. Yani. Pandemiden önceydi. Hatta o gün ilk defa daha parti olmadı. O gün ben internet sitenizi açıkladınız. Evet, ben alibabacan.com.tr evet, diye bir şey aynen. açıkladık o zaman. Ve o anda site çöktü. Sizin evet, canlı yayının ortasında çöktü. Site çöktü biliyorsunuz. Yani sadece o gece herhalde 10 binin üzerinde falan başvuru evet, oldu evet. Türkiye'ye. İşte o gün yani. Başvuran bir genç kızımız partinin kurucak buna yer almış. Tabii tabii. Bizim teşkilatımızın, İstanbul teşkilatımızın %80'i internet üzerinden başvuran insanlar. Normalde biliyorsunuz siyasi partilerin kadroları hep eş, dost, ahbap, tanıdık şekliyle kurulur. Yani arkadaşın akrabasıdır, akrabanın evet, arkadaşıdır. Öyle kurulur. İlişki zinciriyle kurulur. Onun için de siyasi partilerin teşkilatının temsil gücü genelde bir tarafa doğru eğilmiştir. Sarkı. Yani hani temsil çok güçlü değildir ya da belli bir etnik kimlik vardır. Belli bir sosyal hedef kitle vardır. Bir şey vardır. Siyasi partilerin çoğu Türkiye'de belli hedef kitle üzerinden çalışır. Ama biz öyle değiliz. Bizim kapımız herkese açık. Ve bize şu anda mesela üye olan insanlara baktığımızda %30 civarında daha önce AK Parti'ye oy veren insanlar var. %20 civarında daha önce CHP'ye oy veren insanlar var. %10 civarında MHP var. %10 civarında HDP var. %10 civarında İYİ Parti var. Yani daha önce her türlü siyasi partiye oy vermiş insanlar şu anda bizim... Yani siz herkesten eşit miktarda oy çalıyorsunuz aslında baktığımız zaman. Şu anda öyle görüyorum. Çalma değil de destek alıyoruz diyelim yani.